İyi akşamlar. Bugün bu akşam konuğumuz TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Ya, tuhaf, bunu başka türlü söyleyeyim istedim ama aslında konuk benim. Kamera arkasında duran bir arkadaşımız olarak sanki sıra bana çok sık geliyormuş duygusu içindeyim ama yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Gündem bugün Türkiye'nin haline paralel olarak çok yoğun. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atamayla başlayalım. Aslında biraz baktım gelirken bu rektör atama meselesinde iki önemli tarih var. Bir tanesi 12 Eylül. 12 Eylül gelmiş, üniversitelere müdahale etmiş ve daha önce seçimle olan bu yöntemi değiştirmiş, daraltmış, sınırlamış. O sınırlama 15 Temmuz'a kadar devam etmiş, darbe girişimine kadar. 15 Temmuz'dan sonra bir kararname çıkarıp seçim meselesini tamamen ortadan kaldırmışlar. Aslında seçim o tarihte de bir formaliteden ibaretmiş. İşte 3 kişi seçiliyormuş ve genellikle iktidar yanlısı olan en az oy alan kişi seçiliyormuş. Durum bundan ibaret. Boğaziçi'ndeki atamada aslında olağanüstü bir durum yok. Fakat olağanüstü bir tepkiye yol açtı. İyi de oldu. Sanki ODTÜ'de de benzer bir tepki olmuştu daha önce. Nedir buradaki mesele sizce? Nasıl bakmalı? Öncelikle sana ve bütün izleyicilere merhaba demek istiyorum. Ya şimdi evet belki de AKP'nin öngörmediği ölçekte bir tepki ortaya çıktı. Şimdi tabii Türkiye'de üç büyük kentte özellikle İstanbul ve Ankara'daki bir de işte belli bir geleneği olan üniversitelerde olup bitenler genel olarak toplumun ilgisini çekiyor. Yani bu işte AKP'lilerin işte elitler, elitistler falan demesinin ötesinde yani bu mesele benzer bir olay İstanbul Üniversitesi'nde olduğunda da tepkiler ortaya çıkabiliyor. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de. Bu değil bence mesele. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin işte tırnak içinde sosyetik olması. Çünkü bizim zamanımızda o tür bir şeyi vardı, ünü vardı üniversitenin. Bununla ilgili değil konu. Konu şu, AKP tabii zayıfladıkça toplumsal desteğinde iki problemle karşılaşıyor. Bir tanesi bir gemiyi terk edenlerin yarattığı boşluklar. Yani AKP eskisine göre daha zor kadro buluyor, güvenilir kadro buluyor. Yani bu pek üzerinde durulmadı ama belki bu rektörlük seçimi için, yani rektörlük ataması için çok üzerinde durulması gereken bir başlık değil. Ama yine de şunu söylemek gerekiyor. Erdoğan artık zorlanıyor kadro bulmakta. Bu bir kere önemli. İkincisi de elbette bu toplumsal tabanında AKP'nin yaşanan gerilemeyle beraber bir şey de başladı. Siyasi iktidarda korku, panik. Dolayısıyla kontrol dışında hiçbir alan bırakmamak için muazzam bir çaba harcıyorlar. Şimdi onlardan bir tanesi belki iktidara olağan gelmiştir böyle bir atama. Biz zaten bunu yapıyorduk diyor. Rektör de aynı şeyi söylüyor. Beni daha önce başka yerlerde atadılar diyor. Ama olağan değil bu. Türkiye açısından. Ve ben o kadar olağan değil ki çok ilginç. Şimdi bu rektör uygar ya da işte böyle uzlaşmacı, hoşgörülü bir görüntü vermeye çalışıyor atanan yani söylediğimiz şekliyle kayyım ya da işte ben normal yollarla geldim diyen rektör bir hoşgörü görüntüsü vermeye çalışıyor ve konuşuyor. İşte öğrencilerle bugün konuştu. Bazı açıklamalar yaptı medyada falan filan. Yalnız çok ilginç bir şey. Şimdi bu kadar tepki çeken birisinin bu kadar düşüncesizce konuşması, boş konuşması. Yani şimdi örneğin meraklısı değiliz bazı batılı ülkelerdeki üniversite sisteminin falan. Ama tabii orada da daha oturmuş bir anlayış var.
Şimdi dedi ki bugün dünyanın hiçbir yerinde zaten seçimle gelmiyor rektörler. Öğrencilerle konuşurken bunu söyledi. Doğru değil sanırım. Efendim? Doğru değil sanırım. Hayır değil. Yani benim bildiğim, yani şimdi çok yanlış bir şey söylemeyeyim ama işte Almanya, İtalya, İspanya, buraları biliyorum, Norveç, buralarda Fransa, üniversitede senato ya da benzeri kurumlar seçiyor. Fransa'da bayağı seçim oluyor. Tabii ki. Ya ve üniversite içerisinden geliyorlar. Hatta bazılarında kurallar var. Yani 5 yıl, 10 yıl o üniversitede senatoda görev yapman gerekiyor. Şimdi bu kadar rahatlıkla şey konuşan birisi, işte siyasi geçmişine ilişkin temelsiz bir iddiada bulundu. Ben aslında CHP'de başladım siyasete falan diye. Ayrıca başlasa ne olur? Yani bu, mesele bu değil. Ama bu şeyde, rahatlıkta oturup düşünülmesi gereken bir rahatlık. Yani bu kadar protestoya konu olan birisi, evet tamam böyle hoşgörülü öğrencinin arasına falan karışıyor ama son derece boş konuşuyor. Yani ve temelsiz, desteksiz konuşuyor. Bir başka örnek vereyim. Bugün öğrencilere söylediği şey, bir ya rektör falan geçtim, herhangi bir bilim insanı ya da bir hoca şunu söyleyemez. Diyor ki beğenmiyorsanız bu yöntemi, atama yöntemini, ya bir siyasi partiye girersiniz, tersi görüşü savunan, ya da seçimde sizin görüşlerinizi savunan partiye oy verirsiniz. Ya şimdi bu tabii iktidarın kendisinin söylediği ya da bir takım medyadaki yandaş kalemlerin söylediği bir siyaset tarzı. Ama bir bilim insanı siyaseti buraya daraltabilir mi? Yani insanlar siyasi faaliyette ya bir konuda düşünce beyan etmek için ya da tepki vermek için bir siyasi partiye üye olmak zorunda değiller. Tabii siyasi partiye gerektiği gibi bir devrimci partiye üyelik iyi bir şeydir. Ama öte yandan da siyasetin alanını nasıl böyle daraltabilir? Bir hoca bunu nasıl yapabilir? Ya da işte gidin seçimde oy kullanın, değiştirin. Bu kadar basit. Şimdi dolayısıyla bu örnek ilginç bir örnek. Biraz sorundan uzaklaştım ama şuradan alıyor cesaretini. Rektör ataması gerçekleştikten sonra ısrarla her konuşmasında ben işletmeciyim diyor. Boğaziçi'nin marka değerini yükseltmekten söz ediyor. Şimdi bu marka değeri sözü zaten korkunç. Yani ama hepimizin alerjisi olan. İçinde biz ülkeyi pazarlamakla mükellefiz dedi, biliyorsun. Tabii yani bu felsefe. Şimdi sanıyorum işte ben iyi işletmeciyim, bu işleri anlarım, hepimiz hep birlikte uçacağız türü değerlendirmelerin kaynağında bu tüccar kafasının yarattığı bir özgüven var. Yani biraz daha çerçeveyi genişletelim diye söylüyorum. Yani ben gazeteciyim ve bu ülkenin en tepesinde olan kişiden AKP Cumhurbaşkanı diye söz ediyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı. Aslında evet. AKP Cumhurbaşkanı. Yani biz bu belli bir nezaket taşıyor tabii. Yani bunu ben söylemiyorum. Kendisi söylüyor zaten. Yani davranışlarıyla, tutumuyla da bunu açıkça belli ediyor. Aslında şu anda Türkiye'de mevcut yönetim bir parti devleti şeklinde. Sabaha karşı sadece protesto etti diye öğrencilerin evlerinin basılması, üstelik kapılarının, pencerelerin kırılarak girilmesi de gösteriyor ki bu böyle bir parti devleti var. Ve bu parti devleti kendisine yönelik en hafif protestoları bile çok şiddetle karşılıyor ve bunu bir darbe girişimi olarak algılıyor. Dolayısıyla rektör de kendisini AKP rektörü olarak tarif edebilir. Bunda bir şey yok ki, tuhaflık yok ki. Yani garipsizce bir şey rektör mü yoksa daha başka bir şey mi var? O anlamda soruyorum. Şimdi evet, yani bir kere sorun şurada. Yani bu rektör Boğaziçi'nin içerisinden atansaydı belki tepki gelmeyecekti ya da bir seçim, göstermelik de olsa bir seçim mekanizması işleseydi ve böyle birisi gelseydi, ki Türkiye'de üniversitelerin çok büyük bir bölümünde bazı dürüst halktan yana hocaları bir kenara bırakıyorum ama iş başında olanlar zaten aynı kafada insanlar. Yani dolayısıyla dediğin gibi bir sürprizle karşı karşıya değiliz. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanmıyor bu. Başka yerlerde de
yaşandı. Dolayısıyla hatta en az oyu alanların o geçmişte seçim yapılan dönemde atandığı bir sürü örnek oldu. Rektör olarak atandı. Şimdi dolayısıyla üniversitelerimizin durumu zaten acayip. Yani Boğaziçi Üniversitesi öteden beri sermaye ilişkileri en güçlü üniversitelerimizden bir tanesidir. Şimdi buna en uygun adaylar şeylerden birisi, aktörlerden birisi rektör oldu. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin tekelci sermaye ile olan ilişkisi, ki bunu daha da ilerilere taşıyacağız iddiasını taşıyor. Bunu sorgulamadan bugünkü mekanizmaları anlama şansımız yok. Ama daralttığımızda tekrar olacak. Hani her şeyi bir kenara bırakalım. Bunların piyasacılığını, sermaye dal kabukluğunu, tüccar kafasını. Ortada bir başka gerçek var ki AKP Türkiye'yi atanmışlarla yönetmeye çalışıyor. Yani seçilmişlerin alanını daraltıyor her başlıkta. Yani işte değil mi, daha yeni bir derneklerle ilgili bir yasa gündemi geldi ve orada da dernek yönetimleri istedikleri gibi değiştirebilme özgürlüğü elde ediyorlar. Siyasi iktidar olarak. Şimdi kafalarında dolayısıyla bu giderek zayıflayan güçlerini neyle telafi edecekler? İşte bu şekilde istedikleri gibi Türkiye'yi dizayn etmeye dönük. Ama işte tepkiler de şunu gösteriyor ki bu olmuyor. Yani geçmişte de görüldü böyle büyük tepkiler. Türkiye bu kıyafeti uzun süre giyemez. Yani bunu hep söylüyoruz. Bu boğaz içinde olan şey işte durulabilir. Yarın başka bir başlıkta çok büyük bir tepki çıkabilir. O yüzden de ısrarlı bir şekilde bütün bunları işte darbecilikle falan filan adlandırmaya çalışıyorlar. Ya da efendim işte terör örgütleri yeniden harekete geçti falan diye. Bunlar hikaye, kendilerine baksınlar. Yani kendi temsil ettikleri değerlere ve kurmak istedikleri ülkeye, bugün Türkiye'deki eşitsizliklere, adaletsizliklere baksınlar. Yani bu tepkilerin nedenini anlamak istiyorlarsa. Güzel, bu yönetemem haline dikkat çektiğin için aklıma geldi. Bu son Boğaziçi'nde başlayan olaylar zinciriyle ilgili açıklama yapmayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Henüz yapmadı. Muhtemelen olayların nasıl gelişeceğine bakmak istiyor. Dünkü polis baskınından sonra muhtemelen bunun ne olacağı az çok belli olmuştur. Bir büyük bir şehir belediye başkanı. Bugünkü konuşmasında emin değilim. Ben de dikkatli bakmadım Orhan ama bugünkü konuşmasında değinmiş olabilir. Olabilir. Ama şu, dün Ekrem İmamoğlu polisimizin yanınızdadır diye bir mesaj attı. Onun ironi olduğunu falan söylediler. Kaldı ki yani polisin yanında olacak bir şey yok. İşte 3-5 tane öğrenci protesto yaptı. Ama bugün bizim için işaret fişeğini iki tane Millet İttifakı üyesi yaptı. Bir tanesi Aytun Çıray, İYİ Parti'nin CHP'den geçen milletvekili, şeyi beğenmedi. Üniversitenin bahçesinde müzikle zıplayan öğrencileri beğenmedi. Onların öğrenci olmadığına karar verdi. Arkasından Ahmet Davutoğlu da benzer bir açıklama yaptı. Onlar pek öğrenciye benzemiyor dedi. Aslında bu tür durumlarda esas teşhisi MHP koyar. Devlet Bahçeli koydu. Başı ezilmelidir bunlar dedi, biliyorsunuz. Evet. Ya böyle bir hal var. Yani bu işlerin böyle gitmeyeceği çok belli. Ama öbür tarafta, karşı tarafta baktığımız zaman da bu tür tipler var. Aslında Türkiye'yi yönetenlerle çok da uzak düşmeyen, sorunları bizim anladığımız anlamda çok büyük olmayan bir takım, nasıl söyleyeyim, karakterler var. Siyaset demeyeceğim. Yani böyle gerçekten tuhaf bir halde Türkiye. Nasıl olacak bu işler? Yani bu işin içinden, bu denklemin içinden nasıl çıkacağız? Ben de merak ediyorum. Doğrusu onun için soruyorum size. Ya o denklemin içinden nasıl çıkacağımızdan önce ben bu demin değindiğin ya işte bu İyi Parti temsilcilerinin Davutoğlu'nun açıklamalarında böyle işte bunlar öğrenci değil, İşte bu provokasyon görüntüleri bunlar falan diye, ki o görüntülerde dans ediyorlar ya. Yani arkadaşlar gerçekten dans ediyorlar. Hiçbir şey yok. Oraya niye takılmış bilmiyorum ama şunu söylemek gerekiyor. Bir kere önce biz kırmızı çizgilerimizi bir koyalım. Çünkü bakın bu eylemle ilgili basit bir protesto gösteririz. Yani onu söyleyeyim. Küçümsediğim için söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın, ama
son derece doğal. Ne diyorlar? Bunlar dışarıdan geliyor değil mi? Bir argüman bu. Ne var bunda? Kaldı ki almadılar dışarıdan. Kapıları kapattılar biliyorsunuz. Sadece öğrenci çıkmıyorlar. Dışarıdan tabii gelir insanlar. Yani ama Boğaziçi'li öğrenciler var mı orada? Var. Dayanışmaya geliyor insanlar. Bunda ne var? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şu anda kaç tane ülkede asker yollamış durumda? İnsanlar kendi ülkesinde birileriyle dayanışmak istiyorlarsa ne olacak ki? Boğaziçi Üniversitesi olmak zorunda değil. Bir fabrikada işten atılan insanlara tabii ki sahip çıkacak. Efendim onlar işçi değil ya da o fabrikanın işçisi değil. Geçiniz bunları. Bir kere buradaki savunma efendim yok onlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmamalı. Tabii ki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri var orada. Bugün görüldü zaten. Boğaziçi'nin içerisindeki şeylerde dışarıdan kimseyi almadılar. Ama öte yandan da dışarıdan birileri gelecek. Bir kere yani bu bir suç değil. İnsanlar tabii ki birbirleriyle dayanışırlar. Bu bir. İkincisi, şimdi bu böyle AKP medyası buluyor bir takım isimleri. Bulmuş işte poliste. Bunlar daha önce şu eyleme katıldılar falan. Daha önce bir eyleme katılanların herhangi bir şekilde bir protesto gösterisini ya da siyaset yapma hakkı ya da sözünü söyleme hakkı yasak mı? Bu ne saçma? Bu insanlar aranan insanlar da değiller. Efendim, ama evleri basılı. Sosyal medyada bilmem ne paylaşıyorlarmış. Size ne? İnsanlar yani bu algıyı bir kere kırmak gerekiyor. Bu algıyı muhalif şimdi işte bu çok güzel işte Millet İttifakı falan denilen şeyde de işte dans eden öğrencileri bunlar öğrenci değil. Bu provokasyon bilmem ne. Bu algının karşısında durulması gerekiyor. Yani kimsenin keyfine göre hareket etmek zorunda değil bu ülkenin yurttaşları. Kemal Okuyan, siyaset yapma, bir parantez olsun diye söylüyorum. Yani sadece bu sözde muhaliflerin beyanları değil, Süleyman Soylu'nun bugün biliyorsunuz kapıya takılan kelepçeye sahip çıktı. Ne olsun terör örgütlerine mi bıraksaydık? Marşı söyleyenler. Yani bir muhtemelen orada bir grup yorum şarkısı söylendi. Oradan yola çıkarak verdikleri görüntü özel tim polisleri otomatik silahlarla ev basıp kapı kırarak girmek, onu çekmek, servis etmek bunların hepsi beraber herhalde değerlendirilmesi gereken bir şey. Sonuçta söylediğin gibi bir atamayı protesto eden öğrencilerin evlerine gittiler. Ama verdikleri görüntü sanki içeride silahlı bir takım insanlar var, örgütlü ve polisle çatışacakmış görüntüleri verdiler. Ayrıca başka bir şey var, bunu konuşmamız lazım. Hani bu elit menit meselesi var, bunu çok seviyorlar bunu söylemeyi. Eski Türkiye'de güya bunlar aşağılanmışlar, kötülenmişler ama Türkiye'yi elitler yönetiyormuş. Evleri bastılar, bastıkları evlerin hepsi gece kondu bu arada. Ya buna da değinmemiz lazım sonuç itibariyle. Tabii ki. Ya zaten ya burada geliştirdikleri argümanlar falan ve yaşananların kendisi. Şimdi biliyorsunuz İstanbul'da bir muhtarın evini de bastılar. O evde bir öğrenci olduğunu şey yaparak. Sonra özür dilemiş işte hem emniyet hem valilik muhtar olduğu ortaya çıkınca. Ya şimdi niye özür diliyorsun? Yanlışlık nedeniyle mi eşini kendisini yere yatırıp silah zoruyla eve 8-9 tane silahlı insanla girdiği için mi? Bütün öğrencilerden özür dilenmesi lazım. Özür dilenecek bir şey varsa burada. Yani gerçekten de çok ilginç bir noktaya geldi Türkiye. Ben İçişleri Bakanı'nın açıklamasını okudum. Ya bir kapıyı kelepçelemeyle ilgili onu meşrulaştırmak için yaptığı açıklama gerçekten de Türkiye'nin içine düştüğü duruma insanın üzülesi geliyor. Yani okuyorsunuz bu bir parodi mi diyorsunuz? Yani sanki çünkü o kelepçe meselesinin sembolik bir değeri var ve gerçekten de bir utanç o kadar. Tabii bunun arkasında belki konuşulması gereken başka bir şey var. Sadece rektörler değil atanan. Artık bakanlar da atanıyor biliyorsunuz. Hatta bakan olup olmadıkları bile kuşkulu. Yani böyle yüksek perdeden konuşuyorlar ama aslında sarayda bir takım danışmanlar var. Onların yetkileri galiba bu arkadaşlardan daha fazla. Belki ama bir iki bakanlığı ayırmak lazım. Ama atandıkları için böyle konuşuyorlar. Evet.
Güzel. Çok korktukları için ben sorayım. Eksik kalmasın. Yani bütün bu tepkilerin arka tarafında buradan bir gezi çıkacak korkusu var. Dillendirdiler de zaten. Hatta eski bir AKP milletvekili Şamil Tayyar 15 Temmuz'da yere yatırılıp linç edilen askerlerin görüntülerini göstererek ha diye parmak salladı öğrencilere. Hem çok ayıp. Hakikaten ben utandım ya. Bu nasıl olabilir falan filan diye. Buradan gezi çıkar mı? Ya şimdi Gezi tabii bir kere aynı dinamikler, aynı koşullar yok Türkiye'de. Yani Gezi bu yasa dışı hale getirmeye dönük çabalar tutmuyor. Yani burada başarılı olamıyorlar. Yani bir polisiye vaka haline getiremediler Gezi'yi ama ısrarla onunla bir hesaplaşma arzusu var. Yani içlerinde kaldı. Çünkü Gezi ve başka birkaç tane olgu AKP iktidarının ciddi bir şekilde façesini bozdu. En başta da bir Gezi. Şimdi o yüzden de bunun rövanşı isteği var. Rövanşını neyle alacaksınız? Her şeyi Gezi ile eşitleyerek. Şimdi o yüzden de bu ısrarla bir hemen üzerine atlayıp İşte bir gezi provası, bu bir gezi benzeri bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Bir kere ben Türkiye'de gezi demeyelim artık. Türkiye'de bir toplumsal tepki, toplumsal hareketlilik. İstedikleri kadar gayrimeşru desinler. Halk hiçbir zaman darbeci olmaz. Darbe için kendi tarihlerine baksınlar. Antikomünizme baksınlar. NATO'culuğa, Amerikancılığa baksınlar. NATO üyesi olan bir ülkedeki hükümet edenler, NATO'cular darbeden şikayet etmesinler. Darbeleri onlar yaparlar. Ama halk hareketlerini polisiye bir vaka haline getirmesinler. Halk hareketi her zaman olacak, meşrudur. Devrimler her zaman olacak, meşrudur. Devrimleri nasıl kara çalacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da bir devrim var. Evet. Dolayısıyla halk hareketleri olacak, bütün dünyada olacak. Bazen geriye çekilecek, bazen de istenilen, hedeflenen dönüşümü hayata geçirecek. Ama Türkiye'de önümüzdeki dönemde ben Gezi biraz farklıydı. Tabii bilemezsiniz ne zaman bir halk öfkelenir, ne olur. Bunu bilemezsiniz. Ama daha çok ekonomik nedenlerle, daha yoksulluk meselesi, daha eşitsizlik meselesiyle ilgili hoşnutsuzlukların artacağını düşünüyorum, bekliyorum. Dediğim gibi ama bunu bilemezsiniz. Ne zaman insanların yeter artık diyeceğini. İnsanlar yeter artık dediğinde o insanları darbeci demek de çıkmaz işin içinden. Gerçekten yani bu Halkın ayaklanma şeyi vardır, hakkı vardır ayrıca. Bütün dünya için söylüyorum. ya tarihsel bir mesele bu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunun insanların protesto hakkı, talep etme hakkı, bir şey isteme hakkı. Bunu nereden darbecilikle suçluyorlar? Şimdi mesela 15 Temmuz işte gördünüz mü 15? Ya 15 Temmuz sizin ailenizin içinden yapıldı. Yani 15 Temmuz denilen şey Gezi'yle ne alakası var? 15 Temmuz denilen şey AKP'nin koalisyonunda olduğu ya daha doğrusu AKP koalisyonunun içerisinden gelen bir şey. Dolayısıyla bize masal anlatmasınlar. Bu tehditte bulunan gazeteci de geçmişte Fethullah Gülen'le ilgili çok övücü laflar eden Bilmiyor muyuz? Tabii ki. bir gazeteci tabii. Tabii ki. Böyle. Zaten kim bu kadar bağırıyorsa kendi geçmişinden kurtulmaya çalışıyordur. Yani her zaman böyle, değil mi? Araştırdığımız zaman mesela bugün Devlet Bahçeli işte bu başı ezilmelidir diyor. 5 yıl önce o zamanki ihtiyaçları öyleydi. Devlet Bahçeli'yi yönlendirenler o tür bir Devlet Bahçeli istediği için. Berkin Elvan için bile hayırhah şeyler yazıyordu, değil mi? Hatırlayalım. Şimdi o yüzden de bu geçmişleri sürekli şey tutarsız, tamamen kendi perde arkalarında kendilerini etkileyen, kendilerini görevlendiren insanların ya da güçlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden kişilerin Türkiye'de halk hareketlerini karalamaya hakları yok. Bir kere bir halk darbe yapmaz ki. Darbeci olamaz bir halk.
Yani bu İhsan eder. İhsan eder. Tabii darbe ki. Yapmaz. Yani darbe tepeden iner. Darbe halk düşmanıdır her zaman. Ve Türkiye'nin bir geleneği vardır. Amerikan şey bu sen açtığın için belki oradan devam etmekte fayda var. Bu Boğaziçi'ndeki olaylarla beraber bir kampanya daha başlattı AKP. Adını anmak istemiyorum. Çünkü hakikaten adını anmaya değer bulmuyorum. Bir eski genelkurmay başkanının işte bir gazetede yaptığı bir mülakatı kesip biçerek sanki orada bir darbe tehdidi varmış gibi şey. Ben bu işlere meraklıyım çünkü o genelkurmay başkanı bu mülakatında Türkiye'de kontrgerilla diye bir şeye rastlamadığını iddia ediyordu. Ben bu konuda epey yazmış bir gazeteci olarak buna çok bozuldum. Rastlayamazsınız. Amerikancı ve NATO'cu olursanız Türkiye'de kontrgerillayı göremezsiniz. Yani dedim hatta. Üstelik de şunu söylüyordu. Demokrat Parti eğer seçim ilan etseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı. Tamam, diyerek. Şimdi bugün suç duyurusunda bulundular. Tabii ama, çubuğu Demokrat Parti'den ve güya demokrasiden yana büken bir açıklamaydı bu. Bunu kullandılar, aldılar sanki bir darbe ima ediyormuş gibi bir hava verdiler. Bir de bir gazetecinin ben artık AKP'nin seçimle gideceğine inanmıyorum sözünü de buna montajlayıp yaptılar üstelik bunu. Bu çok, çok tuhaf bir hava. Yani Türkiye'de bir darbe yapacak bir güç kaldı mı? Yani bu anlamda AKP'den başka halkı da dışarı koyarak biraz önce konuştuğumuz bağlamda söz ediyorum. Bu paranoya gerçekten yani bir hastalığa mı işaret ediyor yoksa buna dayanarak bir alan düzleme faaliyeti mi yapıyorlar? Ne dersin? Ya şimdi her gün 20, 30, 50 tane silahlı kuvvetler içerisinden gözaltı oluyor. Değil mi? Fethullah Gülen bağlantısıyla ilgili. İstedikleri gibi tasfiyeler yapıyorlar. İstedikleri gibi dizayn ediyorlar. Şimdi darbeleri kim yapıyor Türkiye'de? Değil mi? Silahlı kuvvetlere dayanarak yapılıyor. Ya herhangi bir şekilde bu iktidardan hoşnutsuz olanlara darbeci demenin nasıl bir mantığı olabilir ki? Yani şu ayrı bir şey. Ben bu darbecilikle ilgili değil, Türkiye'de AKP'ye muhalif olan kesimler içerisinde Batı'nın desteğinde Türkiye'de bir iktidar değişikliği olmasını isteyenler var. Bunu kimse gizleyemez. Yani böyle bir şey yok, kimse diyemez. Yani Türkiye'de evet AKP, eski AKP'liler ya da AKP'ye muhalif kimi kesimler bir Batı şeyiyle, etkisiyle, Batılı ülkelerin müdahalesi ya da desteğiyle Türkiye'de bir iktidar değişikliğini savunuyor olabilirler. Ama bu AKP'nin de İçinde bulunduğu bir ailenin sorunu. Bizi ilgilendirmiyor. Yani bu meseleyi kendileri çözsünler. AKP eğer Batılı ülkelerin müdahalesinden şikayet ediyorsa önce o Batılı ülkelerin bizim ülkemize müdahale etmesini engelleyecek kendisi. Yani işte stratejik ortaklık kurmayacak. Karadeniz'de NATO tatbikatları yapmayacak. Bir sürü örnek verebilirim. Şimdi o yüzden evet Türkiye'de mutlaka bir takım arayışları olan güçler vardır. Ama Türkiye'de toplumun özgürlük ve eşitlik arayışı içerisindeki hareketleri, talepleri, mücadeleleri, beklentileri, konuşmaları, bütün bunlara ilişkin darbeci suçlaması gerçekten de hiçbir meşruiyeti yok. Darbenin zaten meşruiyeti yoktur. O yüzden Erdoğan ve AKP'liler sürekli darbe tehditinden söz ediyorlar. Biz devrimciyiz. Türkiye'de devrim fikri kadar temiz kalmış, devrimciler kadar temiz kalmış bir başka unsur yoktur. Devrim fikrini de öldüremezler. Yani kara çalmaya çalışsınlar istediklere kadar. Buradan bir şey çıkmaz. O yüzden bizim hiçbir şekilde bir geri adım atmaksızın insanların protesto etme, mücadele etme, fikrini söyleme, örgütlenme, dayanışma içerisine girme hakkını savunmamız gerekiyor. Burada hiç kimsenin, hatta hukuken hiçbir yasanın engelleyemeyeceği bir temel haktan söz ediyoruz.
Ya belki burada hani çok önemli olduğu için söylemiyorum falan ama yani ordusunu eski Türkiye diyorlar. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu kendisine teslim edilen orduyu tabiri caizse tek kurşun atmadan bir tarikat yapılanmasına teslim etmiş bir insanın darbe yapacağından söz ediyorlar aslında yani bir anlamda. Gerçekten hatırlıyorum ben o fiili gazeteciydim o zaman. Arkasında kuvvet komutanları çıkıp elinde bir tane şeyle lav silahıyla boru demişti. O şeyinin arkasından açıklamasının arkasından tutup içeri attılar zaten. Sonra ondan önce içeri atılan silah arkadaşları tırnak içerisinde kendileri hiçbir şekilde ilgilenmediğini söz ediyordu. Bu bana hep enteresan gelmiştir. İzlediğim halde bu devasa ordunun, hani diyorlar ya büyük orduyuz, NATO ordusunun bu kadar kolay çözülmesi ve sonunda bu tür muhabbetlere yem olması bana hep doğrusunu istersen ilginç ve tuhaf gelmiştir. Belki bununla ilgili de bir iki laf söylemek istersin. Ya bu yalnız Türkiye'de olmuyor. Yani birçok NATO ülkesinde değişik zamanlarda silahlı kuvvetlerin ideolojik üretim merkezlerinden birisi olması, yani kendi ideolojisini üretmesi gibi olguları engellemeye çalıştılar. Çünkü bunun risk taşımakta olduğuna dair bir kanaat gelişti NATO'da. Dolayısıyla bize benzer ülkelerde, Portekiz'de, Yunanistan'da falan hep bir, mesela Türkiye'de şöyle bir algı vardı. Türkiye'de işte şeyin, Kemalizmin artık nasıl tarif ediyorlarsa onun temsilcisi olarak görülüyordu silahlı kuvvetler. Bu özellik başka ülkelerde de benzer şekillerde bir karakter yakıştırılan ordular vardı. Onlarda da benzer şeyler oldu. NATO kendi plan ve projeleri kapsamından çıkacak bir ordu istemiyor. Yani o yüzden de Türkiye'de de bu müdahaleler yaşandı ve geldik bugüne açıkçası. Doğru. Güzel. İkinci kampanyaya gelelim o zaman. Sen son yazını bununla ilgili yazdın. Fikri Sağlar bir televizyon kanalında ben izlemedim. Bir laf etmiş. Ettiği laf şu. Türbanlı bir hakimle karşılaşırsam ben onun adalet sağlayacağına inanmıyorum demiş. Bununla ilgili ilk açıklamayı aslında yani hakkını yemeyelim. AKP değil, kendi partisinin genel başkanı yaptı. Bu kabul edilemez dedi. Sen de ben de çok sıkça mahkemeye gidiyoruz. Ve özellikle benim gitmemin sebeplerinden çoğu bu inanç meseleleri. Ya ben o açıklamayı görünce şöyle düşündüm. Diyelim ki bu davalardan birisiyle ilgili yargılanmak üzere mahkemeye çağrıldık. Ve orada türbanlı bir hakimle karşı karşıyayız. Şöyle düşündüm. Yani şöyle bir zorunluluk olsa bence sorun yok. Bundan sonra bütün kadın hakimler türban takacak denilse ve hepsi türban taksa sorun yok. Yani orada kesin inançlı olmayan birisine rastlama ihtimalimiz yüksek. Ama türban takan birisi zorunlu değilken daha işin başında bu konudaki dogmayı inanç olarak kabul ettiğini ve bunu asla tartışmayacağını beyan etmiş birisi gibi görünüyor. Yani ben bu işlerle ilgilendiğim için söylüyorum. Dolayısıyla Fikri Sağlar'ın söylediğinde hiçbir sorun yok. Yani bunu tartışmayacaksak neyi tartışacağız? Sonuç itibariyle şu oldu. Önce kendi partisi bunu kabul edilemez bir mesele olduğunu söyledi. Bu inanılmaz bir şey. Laik Cumhuriyet'in kurucusu bir partinin genel başkanı söyledi bunu. Tabii o bunu söyleyince arkasından bir takım soruşturmalar, suç duyuruları vurdu ve buradan bir yeni mağduriyet devşirmeye kalktılar. Yazdığın için soruyorum. Bu nasıl bakacağız bu meseleye? Davutoğlu da 17. yüzyıl kafası demiş. Evet. Fikri Sağlar için. 6. yüzyıldan epey bir ilerleme var her halükarda. Şimdi ya şöyle, ben geçen yazımda da değindim. Tabii Türkiye'de laikliğin uğradığı yıkım açısından baktığımız zaman türban artık hani geride kalan başlıklardan bir tanesi. Çok yol alındı. Aslında türbanla başladı. Yani türban tartışmalarıyla başladı bu mesele.
Dolayısıyla bir açıdan hani en önemli konu mudur Türkiye'de laiklik açısından? Değildir. Öte yandan da ama senin işaret ettiğin konu, kamusal alanda kamu görevlilerinin belli bir ideolojik ve siyasal referans anlamına gelen bir kıyafet giymesi. Yalnızca türban değil. Bu doğal olarak tabii ki bir tartışma konusu, ayrıca bir kaygı konusu. Yani şunu söyleyemem. Yani her türbanlı bunu hisseder karşısındaki, bu kaygıyı hisseder. Her türban takan böyle bir ön yargılı hareket eder diye bir değerlendirme değil konu. Yani böyle olması gerekmiyor. Ama bu kaygının kendisi veri alınmak zorunda. Çünkü bu bir sembol. Epey uzun bir süre bir sembol olarak şey yapıldı. Şimdi dolayısıyla bu kamusal görevlerde kıyafet yönetmeliği meselesi bir özgürlük kısıtlaması falan değil. Yani tabii ki bizim de zamanında, yani sen de hep birlikte bir takım bu anlamda başka kısıtlamalara itiraz ettiğimiz oluyordu. Yani mesela bir örnek, ordu evlerinde işte bir tanıdığınız, yakınınız düğün yapar. Belli bir formla girmek zorundaydınız. Bilmiyorum şimdi nasıl olur falan. Şimdi bunların bir bölümü saçma şeyler. Yani insanların kılık kıyafetiyle uğraşmak, buna türban da dahil, bizim işimiz değil. Ama kamusal alan başka bir şey. Ve bu işi çok son derece şey bir şekilde ördüler, adım adım ördüler ve geldik bugüne. Ben Fikri Sağlar'ın çok şaşırdığını düşünüyorum bu başına gelenlere. Yani çünkü söylediği şey, dediğin gibi, son derece meşru ve daha önce defalarca söylenmiş bir şey bir anda bir gündem haline getirildi. Geldiğimiz noktayı göstermesi açısından gerçekten de ilginç ve çok geriye çekilindi. Yani Türkiye'de laik duyarlılığı olanlar kendilerini suçlamaya ve ya biz hata yaptıkça onlar daha yeni mevziler kazanıyorlar türü bir psikoloji içerisine girdiler. O yüzden de şey de çok şaşırtıcı ve üzücüydü. Mesela yalnızca Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu kendi partisini kendince, kendi çizgisini korumaya çalışıyor. Ne dedi? Partide genel başkanın sözü geçerlidir diyerek Fikri Sağlar'ı eleştirdi. O da enteresan bir parti anlayışı ama onların tercihi. Şimdi ama bunun dışında medyada, başka yerlerde bir sürü kişi Fikri Sağlar'ın hareketini zamansız bulduğunu söyledi, değil mi? Yani ya işte silah verdin eline hükümetin, işte şimdi işte üzerimize tepinecekler falan. Ya AKP'nin, bu AKP'yi meşrulaştırmak anlamına geliyor. Çünkü AKP'nin bir şeyi diline dolaması için herhangi bir gerekçe gerekmiyor ki. Yani istediğini yaratır. İşte der ki işte gördünüz mü, işte senin gömleğin yeşil mi siyah mı şu anda? Gömleği kaldı ki siyah. Vay, ikinci bir tartışma oldu. İkinci bir tartışma oldu. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken yanına aldığı türbanlıdan AKP'nin genel başkanı vitrin mankeni diye söz etti. Onlar için bir böyle bir ölçü olduğunu sanmıyorum. Ama burada başka bir problem var. Bir konuşman mıydı, bir yazın mıydı? Çok yanıltmayayım. Orada söylediğin bir şey var. Aslında bütün bunlar iktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin AKP'nin diliyle konuşmaya başladığının bir işareti. Mesela başka bir beni çok rahatsız eden bir şey. İsraf diye bir şey var. Ortalıkta dolanıyor. Hırsızlık, yolsuzluk. Her şey ortadan kalktı. Bir israf diye bir şey var. Yani aslında hırsızlık yok. Arkadaşlar çalıyor ve devlet kamu malını israf ediyorlar. Yani az yemeleri gerekirken çok yiyorlar. Dolayısıyla bu israf meselesi meseleyi hukuki, dünyevi bir sorun olmaktan çıkarıp bütün dünyaya ait bir sorun haline getiriyor. Galiba bu lafı bulan da AKP'ydi. Bunlar aslında böyle küçük küçük meseleler gibi görünen, aslında daha büyük bir meselenin parçası sanki. Kesinlikle. Ya aslında ilk
bu Boğaziçi meselesini konuşurken de değindiğimiz konu hep bunlarla alakalı. Bir algı yaratıldı. Yani o algı ne? Türkiye'de hoşnutsuz olanlar diyeyim. Çok geniş bir tanım kullanayım. Hoşnutsuz olanların sanki dikkat etmesi gereken bir adap şeyi var. Bu yaratıldı. Yani nedir? İşte böyle laiklik konusunda fazla iddialı konuşmayacaksın. AKP'nin gericilik hakkına sahip çıkacaksın. Yani insanların gericilik pompalama hakkına sahip çıkacaksın. Yani böyle bir algı yaratıldı. Başka şeylerde de bu. Dolayısıyla sürekli olarak insanlar bir adım atarken kendini sorgulamaya başladı. Bir özgüven sorunu başladı toplumda. Ya acaba ben işte AKP'nin ekmeğine yağ mı sürüyorum? Acaba ben fazla mı ileri gittim? Acaba ben korkutur muyum başkalarını? Acaba benim yüzümden işte muhalefet zarar görür mü? Aslında işte fikir sahaları yaptıkları da bu. Yani konuşma, düşünceni açıklama, bekle, sabret, şimdi zamanı mı? Bu bize de çok eleştiriliyor. Yani mesela diyorlar ki haklısınız ama şimdi zamanı mı? Ya siyasette zamanlama önemlidir ama belli ilkelerin zamanı olmaz ki. O ilkeleri savunmazsanız o ilkeler düşer, erozyona uğrar, kaybolur ortalıktan. Biz aynı zamanda toplumun hafızasını güçlü tutmak zorundayız. Hep beraber biz enayiyiz, biz salağız dersek salak oluruz, enayi oluruz. Gayet açık. Yani bir toplumsal tören şeklinde, ritüel şeklinde sürekli olarak insanları kendilerinden kuşkulanır hale getiriyorlar bu şekliyle. Bu muhalefet tarzının geldiği yer burası. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi çıkacak, diyecek ki bizim bütün tarihimizde yanlışlar var. Aslında onu diyorlar. Yani kendi tarihlerini sorgulayacaklar. Şimdi ve bu şekilde muhalefet yapılabileceğine inanıyorlar. Bizim işimiz bu değil. Yani biz burada değiliz. Biz insanların neye hakkı olduğunu, insanların ne için mücadele edeceklerini, bununla ilgileniriz ve burada da belli ilkelerle hareket ederiz. O ilkelere uyduğunuz sürece temizsiniz. Paradan almayacaksınız gücünüzü. Dinsellikten, kutsallıktan almayacaksınız gücünüzü. Emperyalizmden almayacaksınız gücünüzü. Bu sizi zaten temiz kılar. Gerisi hikaye. Ya gerisi gerçekten de bu çirkefin içerisine yuvarlanmak. Güzel. Zamanımız daralıyor. Son iki soru. Bir tanesi şu. Ben gazetecilikle hayatımı kazanmış olmakla beraber aslında gazeteci değilim. Kamu yönetimi eğitimi aldım. Buradan dolayı biraz meseleye vakıfım. 1950 yıllarda, 50'li yıllardan beri emperyalist kapitalist sistem bu yönetimi giderek idareyi güçlendirme yönünde kullanıyor. Biz de o çerçevenin içindeyiz. Bir tek adam rejimi tırnak içerisinde kuruldu. Ama derin bir siyasal krizle karşı karşıya, kendileri de bu şekilde aslında devasa bir ülkeyi, hakikaten 80 milyon üzerindeki bir ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Bunu taşımaları çok fazla mümkün değil. Üzerine derin bir ekonomik kriz geldi. Üzerine salgın geldi. Bunlar hakikaten çok devasa sorunlar. Ve bir siyasal kriz var belli ki. Yani neyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Yakın zamanda işte maliye ve iktisat işlerinde damat odaklı yaşanan krizde bunu gösteriyor. Öyle olmuyor işler. Yani kendileri reddetseler, diploma aramasalar bile sistem askeri ölçüde bir liyakat arıyor. Nasıl olacak? Çıkabilecekler mi bu işin içerisinden gerçekten? Yoksa dünya ve Türkiye başka bir noktaya doğru mu gidiyor? Eğer çıkış dediğin şey bir istikrarsa hayır. Yani Türkiye AKP ile istikrara kavuşamaz. Daha ötesinde söyleyeyim, Türkiye kapitalizminin yakın erimde, yakın bir gelecekte, öngörebileceğimiz bir gelecekte istikrara kavuşması imkansız. Dolayısıyla bir AKP ile istikrara kavuşulmaz ama AKP'siz de Türkiye kapitalizminin
ciddi bir süre istikrara kavuşması mümkün değil. Peki yönetebilirler mi? Aslında Türkiye uzun bir süredir, yani yaklaşık 10 yıldır, yani AKP'nin ikinci 10 yılına girdiğinden beri olağanüstü bir olağanüstü koşullarda yönetiliyor. Yani 10 yıla sığan şeylere baktığımız zaman, toplumsal olaylar, darbe girişimleri, muazzam şey değişiklikleri, sistem değişiklikleri, bütün bunlara baktığımız zaman aslında gelecek dönemin de habercisi bunlar. Yani çok çalkantılı, çok yoğun geçmiş bir 10 yıldan söz ediyoruz. Bu şekilde bir kaotik bir şekilde devam edebilir tabii ki. Burada gidişatı değiştirebilecek tek bir faktör var. Bu ne muhalefet, bugünkü bizim eleştirdiğimiz muhalefet, ne batılı ülkeler, ne Türkiye'nin uluslararası alandaki diğer ilişkileri. Bunların hiçbirisi Türkiye'nin geleceğini değiştirmez. Türkiye'nin geleceğini bu kaotik süreçten çıkarabilecek, başka bir yere taşıyabilecek tek bir şey var. Halk inisiyatif alırsa. Bunun dışındaki bütün yollarda kaos var. Yani mesela bir örnek vereyim. Bazı muhalif unsurlar işte Türkiye'nin yeniden Batı'yla ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini, böyle olursa işte sermaye piyasalarına güven olur, Türkiye daha istikrarlı bir ülke olur falan diyorlar. Varsayalım ki Erdoğan bunu yapabilecek manevralar, daha doğrusu Erdoğan'ın bu manevraları yapabileceğini biliyoruz, geçmişten de biliyoruz. Varsayalım ki ABD'de yeni yönetimle sürpriz bir diyalog içerisine girdiler. Avrupa Birliği ile yeniden şey yaptılar. Öyle Avrupa Birliği'nin yeniden Erdoğan'ın elini sıkması için Türkiye'de böyle bir özgürlük ortamı falan gerekmiyor ki. Çok küçük hamlelerle Avrupa Birliği bilmiyor muydu Erdoğan'ın çizgisini daha önce? Dolayısıyla bir yakınlaşma sürecine girebilirler. Ya da diyelim ki girdiler. Türkiye istikrarlı bir ülke olur mu? Hayır. Hiçbir şekilde. Yani kimileri böyle hayaller kuruyor. Türkiye'de Batı çıpası, yani Avrupa çıpası, NATO çıpası artık işlemez. Çünkü oralar zaten kaotik bir sürece girdi. Yani Avrupa'da büyük bir deprem oluyor. Yani şimdi belki yönetmeye çalışıyorlar bu İngiltere'nin ayrılma meselesini Avrupa Birliği'nden. Ama İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma meselesinin sonuçlarına dair kimsenin fikri yok henüz. Yani çok önemli ekonomik, siyasi gelişmeler ortaya çıkacak. O yüzden Türkiye'yi hani önümüzdeki döneminde bazı ayrıntıları bilme şansımız yok. Biz müneccimlik yapamayız. Ama rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey var ki bu felaket tellallığı falan değil. Türkiye istikrara kavuşamayacak. Yani bunun için ne ekonomik, ne toplumsal, ne siyasal koşullar var. Dünyada da yok. Yani mesele sadece AKP ile ilgili değil. O yüzden önümüzdeki dönem hiç kimse kolay bir çıkış beklemesin ya da sakinleşir ortalık diye beklemesin. En iyi çözüm hep dediğimiz gibi hazır olmasıdır halkın. Bir halk da ancak dayanışarak ve örgütlenerek hazırlanır. Başka çaresi yok. Çünkü halkın parası yoktur. Ara soru o zaman. Madem TKP Genel Sekreteri ile yapıyoruz programı. TKP hazır mı bu krize? Hiçbir zaman TKP kendi hazırlıkları için tamam demez. Yani daha çok uzandayız olmamız gereken yerin. Bir tek konuda netiz. Ne yapmamız gerektiğine ilişkin sağlıklı, gerçekçi ama aynı zamanda iddialı bir kavrayışımız var. Ne yapmamız gerektiğine ilişkin. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama hazırız dersek bu dünyanın en büyük palavrası olur. Elimizden geleni yapıyoruz demek yetmez bir devrimci parti için. Daha çok yürümemiz gereken, kat etmemiz gereken
mesafe var ve dediğim gibi bunları bilmek bizim artımızdır. Ama hazırız dersek yenilginin, başarısızlığın şeyini hazırlamış oluruz. Davet çıkarmış oluruz yenilgiye. Hazır değiliz. Peki. Son soru. Sanırım hemen yılbaşında yapılmış, açıklanmış bir araştırma sonucuna göre Türkiye'de aşı olmam diyenlerin oranının en fazla olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi. İkincisi Saadet Partisi. Yani çok önemli değil. Yani böyle bilime en fazla inanması gereken bir siyasal tabanda böyle derin aşıya karşı derin bir kuşku oluşmuş durumda. Bu arada yani bir başka parantez. Senin bu aşı olmak için gönüllü olduğunu biliyorum. Yani bir yandan sadece o dinsel kesimde değil, çip takarlar falan meselesinin ötesinde böyle laik cumhuriyetçi kesimde de bir aşı karşıtlığı var. Yani buradan başlayarak ve senin gönüllü olmandan bağlayarak nedir bu konuda durum? Bize özetler misin kısaca? Ya şimdi tabii aşı karşıtlığı Türkiye'de bilim alanına dönük sistematik müdahalelerin ve saldırıların bir yansıması. Ama tabii bu somut olarak bu COVID-19'la ilgili aşı tartışmalarının başka meseleler de devreye girdi. Şimdi Türkiye'nin anlaşma yaptığı ülke Çin, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye'de belli kesimlerde, ki bu belli kesimler derken sanıyorum bu aşıya dönük güvensizlik beyan eden CHP'lilerin önemli bir bölümü bu aşının menşeinin Çin olmasıyla ilgili bir kaygıyla hareket ediyorlar. Ya şimdi açıkçası bizim istediğimiz bir toplumsal düzen yok dünyada. Yani şu anda dünyada sağlık sektörü de, yani insanlığın sağlığı da ne yazık ki uluslararası tekellerin elinde. Uluslararası tekeller karşısında ne yapacağını bilemeyen, çok irtifa kaybetmiş, güvensiz bir Dünya Sağlık Örgütü var. O yüzden de hani güle oynaya yaklaşabileceğimiz bir şey yok karşımızda. Ama öte yandan da her durumda biz her durumda ve son tahlilde bilimsel gerçeklerin yanında durmak zorundayız. Bu çok açık. Şimdi bu COVID meselesinde bilimsel gerçeklerin dışında salgına ilişkin konuşuyorum. Başka bir gerçek var. Bu da ben daha önce de defalarca bu programlarda dile getirdim. Yazmaya da çalışıyorum. İnsanların sağlığıyla ilgili problemin dışında çok çok önemli toplumsal meseleler yarattı korona. Ve biz burada durduğumuz sürece bu zeminde kapitalizm bu toplumsal meseleleri kendi lehine çeviriyor. Yani zaman insanlığın aleyhine geçiyor. O yüzden aşı meselesinde ben bir bilim insanı değilim. Bilime saygı duyan bir siyasetçiyim. Bir an önce tüm toplumun eşit, ücretsiz bir biçimde aşılanmasına taraftar. Şimdi bu aşı şuradan mı gelir, buradan mı gelirin ötesinde bir talep bu. Ne yazık ki ilaç sektörü, aşı sektörü dediğim gibi tek ellerin elinde. Tamam, bazı devletlerin kendi araştırmaları var, üniversitelerin falan, ama bunlar da piyasanın belirleniminde gidiyor. Şimdi burada ben niye gönüllü oldum? Bir kere ben de bir siyasetçi olarak hani ya ben işte örnek olayım falan filan demeyeceğim. Bunlar büyük laflar. Hele bugün bazı gönüllü olanları görünce ya ben hiç bunları konuşmayayım diyesim geldi. Ama tabii ki bir sorumluluk gereği, ki bir hekim arkadaşım bana demişti ya sen ben de gönüllüyüm desene diye, hani cesaret versin diye.
Bir, böyle bir boyutu var tabii ki. Bir toplumsal sorumluluk boyutu var. İkincisi, bir siyasetçi olarak ben Türkiye Komünist Partisi'nin, yani toplum sağlığının ek olarak Türkiye Komünist Partisi'nin de korona kısıtlamalarından bir an önce kurtulması yanlısıyım. Yani bir de böyle bir yanı da var konunun. Burada tabii bir şimdi şunu diyemiyoruz. İşte herkes bu aşıyı olsun. Ama gönüllü olma hak ve özgürlüğüm var. Bana göre bu bir sorumluluk. Yani özgürlüğüm var derken aynı zamanda bir sorumluluk. Türkiye Komünist Partisi'nin bir üyesi, bir yöneticisi olarak. Ben bu sorumluluğu yerine getirdim. Bana soran olduğunda da aşı olmalıyız diyorum. Bir başka boyutu var meselenin. O da şimdi ben bugünkü Çin'deki toplumsal sisteme dair çok sayıda eleştirim var, yaklaşımlarımızda biliniyor. Ama öte yandan da Çin hala planlı ekonominin birçok avantajını, geçmişten gelen bazı avantajlarını da kullanabilme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. Yani bu bazı arkadaşlarımızın, bazı işte muhalif unsurların Türkiye siyasetinde görmediği bir şey var. O da gerçekten de korona sürecinde başarılı oldular, iyi yönettiler. En azından göreli olarak iyi yönettiler. Şimdi bu ülkeden geleneksel aşı yöntemleriyle elde edilmiş, öyle bilinmeyen bir şey yok ortada. Bir aşı var. Üstelik de bu aşının işte hiçbir veri yok falan filan deniyor. Çok fazla veri var. Yani bu aşıya dair. Oldukça etkili olduğuna dair veriler var. Dolayısıyla elde bu varsa bu aşı herkese eşit bir şekilde herkesin erişimine sunulmak zorunda. Yani bir an önce galiba. Biz bir an önce. Bir an önce bunu desteklemek zorundayız. Ha, şimdi şöyle bir kısıt var. Bu aşı yeterli miktarda gelmeyecek Türkiye'ye. Dolayısıyla şunun üzerinde durmamız gerekiyor bizim. Yani bu aşı, şimdi bu aşının verileri açıklanacak kısa bir süre sonra. Yani niye açıklanmıyor falan, etrafta muazzam bir bilgi kirliliği var. Ama herkes de biliyor ki kısa bir süre sonra bu aşının faz 3 çalışmalarına ilişkin veriler açıklanacak. Orada bakacağız. Ben de gelecek hafta ikinci aşımı da olacağım. Artık gerçek aşı mı, placebo mu onu bilmiyorum. Ama mesele şu, şuna odaklanmamız gerekiyor. Bu aşı, yetersiz miktarda olan aşı nasıl dağıtılacak? İnsanlar nasıl erişecek? Yoksa bu maske meselesinde yaptıkları bir karmaşayı mı tekrar edecekler? Hatırlayalım, maske meselesinde maske satışını durdurdular ve dediler ki maskeler hükümetten. Artık devlet demiyorum, hükümetten. Olmadı. Şimdi bu aşıda da gidişat sanki oraya doğru, çünkü ciddi bir karmaşa var. Umarım olmaz. Yani çünkü Türkiye şu anda, yalnız Türkiye değil bütün dünya, çok ağır bir baskı altında. Bu baskıdan çıkılması gerekiyor. Ben bir siyasetçi olarak, bir devrimci olarak insanlığın bu korona meselesinin insanlığın gündeminden bir an önce çıkması gerektiğini düşünüyorum. En başta da şunu söylüyorum. Bu düzenin yıkılması için mücadele hakkını elimizden alıyor korona. Bakın, okullar kapalı. İşçi sınıfı sömürülme özgürlüğü var. İşçi sınıfını sonuna kadar sömürüyorlar ama işçi sınıfının söz söylemesi, hareket etmesi tamamen kısıtlandı bütün dünyada. Şimdi bu böyle devam edemez. O yüzden de aşı şu anda gözüken en gerçekçi çıkış yolu. Belki bir ilaç araştırmaları da sonuç verir, bilmiyorum. Ben de bundan yana taraf olduğum için şey yapıyorum. Ha, bu özel olarak bu aşı kötüdür, iyidir ya. Şimdi
gizlilik deniyor. Ketum var, bilgi verilmiyor. Peru hükümetiyle Pfizer birbirlerine girdiler. Peru hükümeti Pfizer'ın kendi egemenlik haklarını çiğnemeye kalktığını söyleyerek anlaşmayı imzalamıyor. Aynı şey Cambridge'de üretilen aşıyla ilgili de, o aşıya dair de bazı verilerin açıklanmadığı, bilinmediğine dair itirazlar ve tartışmalar var. Dolayısıyla şu algı benim sinirimi bozuyor açıkçası. Dediğim gibi bu mevcut Türkiye'ye gelen aşıya dönük bir yandaşlığım yok. Ama karşıtların saçmalaması gerçekten de insanın efendim işte bu sahtekarların aşısıymış. Sahtekarlıktan yola şey açılacaksa, söz açılacaksa bir Pfizer'ı inceleyin. Yani bu gerçekten de çok yıkıcı ve absürt bir tartışma. Ben dediğim gibi bu şeyde işte yan etkisi olabilirmiş falan filan. Kişi olarak ben göze alıyorum. Alınması gerektiğini düşünüyorum. Ki yapacak bir şey yok sanırım. Evet, evet, ölümle yüzleşeceğiz ya aşıyla yüzleşeceğiz. Teşekkür ediyoruz katkın için programa. Ben teşekkür ederim. Seni görmek galiba, de gayet güzeldi. Şahane. Bir de izleyen dostlara bir notum var. Ben her ne kadar programda konuksam da burada ev sahibiyim. Dolayısıyla hatırlatmam gerekir. Burayı çok hızla büyütmemiz lazım. Burası ne kadar büyük olursa buradaki tartışmaların, programların etkisi o kadar büyük olacak. Bunun da çok basit, sıradan bir yöntemi var. İşte bu programa çıkmadan önce abone olmanız lazım. Olmayan arkadaşlarınızı uyarmanız lazım. Lütfen bunu yapın. Sizin de programa böyle çok yapıcı bir katkınız olsun. Sanırım bir takım programı ben olmayacağım. Bir başka gazeteci arkadaşım olacak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Ben de bir duyuru yapayım Orhan. Bugüne özgü değil, bu haftaya özgü değil. Artık çarşamba günleri olacak bu program. Her çarşamba saat 9'da akşam buluşacağız. Pazartesi değil. Bizi izleyenlere de buradan bunu hatırlatalım. Ben de iyi akşamlar dileyim sana ve bütün izleyicilerimize. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.